Ve hemen yanı başında Çınar Suyu kampı. Çınar Suyu buraya ne kadar? Yani bir şey abi. Şey abi. Tabii geçiyoruz. Yani mesafe yok. Yok yok, bir kilometre yok. Buraya bitişik de. Alan alan. Alt tarafında deniz bir yer almış çıkıyoruz. Bazı zamanında burayı yıkıyoruz. Duvar çıkıyor. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? Bunlar toplayıp satıyorlar. Hı? Ayrıştırma yapıyorlar. Evet. Ayrıştırma mı yapıyorlar? Yani plastikleri ayırıyorlar. Bunu bir müteahhit alayım, satayım. Çalışmıyor bunlar çizimi. Valla bu akıl alır bir şey değil. Çok vahşi ülke divarı yapıyor. Yıllardır burada. Toprak, ondan sonra arşlandık. Yalnız çöp suyunun bizim denize ulaşmaması için yapabileceğimiz şu an hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle gözüküyor. Ondan sonra da burayı da bekledim. Ondan sonra da bekledim. Beklemeyen cevizlerini beklemesi. Cevizlerini beklemesi. Hadi başkanım, ceviz. Geçen hafta burada olağanüstü hal ilan ettik. Çevre açısından, çevre anlamıyla söylüyorum. Ve bir hafta içinde 35 yıllık bir ayıbı buradan ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışmayla burada 80 dönümlük fevkalade güzel bir yeri Ünye'ye, Ordu ilimize ve aynı zamanda da hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. 35 yıllık bir ayıptı bu. Ve ben buraya girerken gerçekten utanarak girdim. Çünkü vahşi çöp denen şey gerçek anlamda vahşiliğin bütün ağırlığını, bütün çirkinliğini taşıyordu. Bir yanda hayvanlar, bir yanda bu çöpten etkilenen canlı ve insanlar. Dolayısıyla bu bize hiç yakışmayan bir şeydi. Yoğun bir çalışmayla buraya şimdi dümdüz ediyoruz. Çöpü ayaklarımızın altına alıyoruz. Ve güzel Ünye'miz daha güzel olacak ve bu 80 dönümlük yerden de muhteşem bir alan kazanarak burayı bir rekreasyon alanı olarak bir faydalanacak bir alan olarak burayı kullanacağız. Onun için bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma oldu. Şimdi bundan sonra buraya bir daha çöp dökülmeyecek. Zaten onun için olan o hal ilan etmiştik. Şimdi bundan sonra çöp ayrıştırma kısmında da bunu da çok 6 ay sonra alacağımız şeyi de öne çektik. Çöp ayrıştırmadan çıkan çöpleri de ayrıca ekonomik olarak kullanmış olacağız. Yoğun bir çalışmayla burası toprakla kapatıldı, dolgu maddesiyle kapatıldı. Şimdi bundan gaz çıkaracak boruları döşeyeceğiz. İş makineleri bütün 24 saat çalışarak bu hale getirdi. Şimdi geri kalan kısım da dümdüz olacak ve şu karşı tarafa doğru harikulade bir saha kazanmış olacağız. Zaten görüyorsunuz iş makineleri çalışıyor. Öbür tarafta da çalışıyor. Biz sadece bunun bir kısmını görüyorsunuz. Şurada da çöpler, martılar. Bunlar aynı zamanda mikrop yayan, aynı zamanda hastalık yayan son derece tehlikeli bir ortamdı. Yani şunu demek, istenince oluyormuş. Bütün mesele bu. İstenince ve irade gösterince oluyor. Bu demek ki 35 yıllık bir ayıp böylece ortadan kalkmış oldu. Daha fazla laf söylemeye gerek yok.
okuyor. İşte bant, şöyle bir bant düşünün. İşte şurada PET görüyor. Lazer. Bu PET şuraya gelince burada da hava nozulları var sıralı. Şuradaki nozul sen üçle diyor. PET'i karşıya yüklüyor. Biz hiç yere değdirmeden alıyoruz ki çöpün o sızan suyu kalmasın.